Arkadaşlar merhaba. Kampüs kanalına hoş geldiniz. Temel orantı teoremleri ve uygulamaları dersimizle sizlerle birlikteyiz. Benzerliğin iki kısmından ikincisi arkadaşlar. Temel orantı teoremleri ve uygulamaları. Üçgen içinde ve özellikle dörtgen içinde çok çok önemli bir konudur. Hemen yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Bakınız içeriğimiz var. İçeriğimizde Thales teoremini, bunun üzerine kurduğumuz temel orantı teoremlerini, iki tane temel orantı teoremimiz var. Ve sonra da bunlarla ilgili modern sorular ve stratejileri göreceğiz. Arkadaşlar ÖSYM tarzı sorumuz var. ÖSYM tarzı sorumuzda da bu içeriklerimizi bitirdiğimizde rahatça çözebiliyor duruma geleceğiz. Bakalım şimdi. Arkadaşlar içeriklerimize, birinci maddemize Thales teoremiyle başlıyoruz. Thales der ki, gördüğünüz gibi birbirine paralel en az 3 doğru iki farklı kesen ile kesildiğinde karşılıklı olarak orantılı doğru parçaları oluşur. Yani burada D1, D2, D3 doğruları birbirine paraleldir ve D4, D5 kesenleriyle şekil oluşmuştur. Burada AD, BE ve CF için tam bir yorum yapılamaz. Ancak Thales diyor ki, buradaki diyor karşılıklı parçalar birbiriyle orantılıdır. Bunu düz de yazabiliriz, karşılıklı da yazabiliriz. Yani düz yazarsak ki genel yapı odur. Parça olan AB'nin alttaki parçamız BC'ye oranı, karşı taraftaki üst parçamız DE'nin alttaki parçamız EF'ye oranına eşittir. İşte arkadaşlar biz buna Thales teoremi diyoruz. Bir Thales basit uygulamasıyla başlayalım arkadaşlar. Bakınız. Paraleller çizilmiş ve kesenler çizilmiş. AD 6 verilmiş. Soruda yan taraftan okursak. DE x artı 1 verilmiş. BC 3x artı 3. Ve CF'de 2x artı 2 verilmiş. Burada hemen Thales teoremini kurarsak. Yani 6'nın üstteki parça 6'nın alttaki parça x artı 1'e oranı eşittir. Üstteki parça 3x artı 3'ün alttaki parça 2x artı 2'ye oranı diyebiliriz. Zaten 3x artı 3 ile 2x artı 2 bakın sadeleşebilir ifadelerdir. 3 ve 2 ile sadeleşir. Buradan bir de 6 ile 3'ü de isterseniz sadeleştirebiliriz. Buradan x artı 1 eşittir 4 buluruz. Yani buradan x'i 3 buluruz aslında ama bize DE'yi sormuş ki DE dediğimiz kenar zaten x artı 1'dir. Yani DE dediğimiz kenar doğal olarak buradan 4 olarak bulunur arkadaşlar. Yine ikinci maddemizle yani temel orantı teoremleri dediğimiz olayla devam ediyoruz. Temel orantı teoremlerinde arkadaşlar Thales'in üstüne kurduğumuz bir teoremdir. Üçgenin, bir üçgenin herhangi iki kenarına paralel olan ve diğer iki kenarı kesen doğru ki bunun ED şu kısımlarını görmeden de zaten sorularda işleyeceğiz. Yani buradaki arkadaşlar gördüğümüz DE ve BC paraleldir. Zaten Thales benzeri bir olay oluşur. Doğru parçaları oluşturur. Buna birinci temel orantı teoremi diyoruz. Birinci temel orantı teoremi. Ve nasıl oluştuğuna da bakalım arkadaşlar. Birinci temel orantı teoreminin. Arkadaşlar şu şekilde. Yani bu sefer Thales'teki gibi parça oranlamıyoruz da parçanın tümüne küçük üçgen büyük üçgen. Aslında dikkat ederseniz arkadaşlar bu açı ortaktır. Ve paralellikten dolayı burada yön değişikliklerimiz vardır. Dolayısıyla aslında bu bir açı 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 benzerliğidir. Temel orantı teoremi dediğimiz olay. Yine karşı tarafta parça bütün ve paralellerin oranı diyoruz. Yani AD'nin parçanın bütüne AB'ye oranı. AE'nin parçanın bütüne AC'ye oranı. Şimdi paralelleri kullanmıyorsanız Thales yapabilirsiniz aslında. AD, DB, AE, EC diyebilirsiniz. Ama buna bir de DE ile BC'yi katacaksak eğer bu orantıya bir de paralellerin oranı dediğimiz
DE'nin BC'ye oranını da buna katıyoruz. Ve bu üçlüye biz temel orantı teoremi diyoruz. Ve de arkadaşlar önemli olan tek şey bunun paralelliğidir. Hemen devam edelim. ABC üçgeninde DE bakın BC'ye paralel olarak verilmiş. DE BC'ye paralel olarak verilmiş. AE x artı 7 verilmiş. AE x artı 7. EC x artı 1. Burada da bir oran verilmiş. Bunlar birbirlerinin katsayılarını alırlar arkadaşlar. Yani AD'ye biz diğerinin katsayısıyla 4K dersek, BD'ye de diğerinin katsayısıyla 3K diyebiliriz. Dolayısıyla biz AD'ye 4K dedik ve BD'ye de 3K dedik. Şimdi arkadaşlar burada aslında Thales uygulayabiliriz. Çünkü DEBC paralelliğini kullanmayacağız. Ama biz yine de doğrusunu yapalım. Yani tam temel orantı teoremi kullanalım. Parça bütün, parça bütün yapalım arkadaşlar. 4K'nın tamamı olan 7K'ya oranı eşittir. Üstteki parça x artı 7'nin tüm parça 2x artı 8'e oranı diyebiliriz arkadaşlar. Burada zaten k'lar gider. İçler dışlar yaparsanız 8x artı 32 eşittir 7x artı 49 olacaktır. Dolayısıyla buradan x eşittir 17 olarak bulunur. Bize ne sormuş? X'i sormuş. X artı 7, x artı 1 sorarsa bu bulduğumuz x'i kullanırız. Devam edelim. Bir temel orantı uygulaması ki çok karşılaşacağınız bir soru tipidir. Biri düz, biri ters duruyor bakın. İfadelerimizin, geometrik şekillerimizin, üçgenlerimizin. AE 4, EB 6 verilmiş. Ve arkadaşlar EF BC'ye paralel olduğundan bir kere burada otomatikman Thales ve temel orantı oluşur. Yani burası 4'e 6, 2'ye 3 diyebiliriz. Karşısındaki parçalar da bu 2'ye 3 orana sahiptir öncelikle. Yani buradaki 4'e 6'yı karşıdaki parçaya orantı olarak taşıyabiliriz. 2K'ya 3K. Dikkat edin diğer üçgen ters duruyor. Şurası paralel arkadaşlar. GD x artı 1. GC x artı 4. Aynı orantıyı buraya da taşıyabiliriz. Yani yalnız tepeden doğru yapalım. İster 3K'ya 2K deyin, ister 3K'ya 5K deyin. İkisiyle de çözülür. Bu sefer de parça oranı yapalım. 3K'nın 2K'ya oranı eşittir karşıda x artı 4'ün x artı 1'e oranı. Hemen burada K'lar gider. Yani 3x eşittir 3x artı 3 eşittir 2x artı 8 bulunur. Ki buradan x eşittir 5 olarak çıkar. Bize ne sormuş? Bize CG oranını sormuş arkadaşlar. X'i 5 bulduğum için burası da 9 olarak bulunmalıdır. Temel orantının ters üçgenlerle kurulması. Evet, temel orantı teoreminin bir diğer şekli. Üçgen tamamlanmamış. Birçok arkadaşımız bu üçgeni üstten tamamlamayı seçebilirler ama öyle yapmayalım arkadaşlar. Daha basit bir kuralımız ve yöntemimiz var. Ona bakalım. Burada arkadaşlar önce orantı birbirlerinin katsayılarını alırdı. AE 2K'dır. ED 3K'dır. Yani AE'ye 2K diyoruz. ED'ye 3K diyoruz. Şimdi işte burada bir üçgen yaratmamız lazım temel orantıyı kullanmamız için. Üçgeni de arkadaşlar paralellikle yani BC dediğimiz kenarın paralel A'ya çekilmesiyle yapıyoruz. Yani A'dan BC'ye paralel bir doğru parçası çiziyoruz. Böylece sağ tarafta oluşan iki dörtgen paralel kenar oluyor. Yani 6 ise burası 6, burası 6 oluyor. Dolayısıyla bütün taban 21 olduğu için buraya 15 kalıyor.
üst tarafa da bütün orta taban x olduğu için orta taban demeyelim, ara taban diyelim. X eksi 6 oluyor. Şimdi artık bakın köşede üçgeni oluşturduk. Köşede oluşturduğumuz üçgenle artık temel orantı teoremini kurabiliriz. Yani parçanın bütüne oranı ve paralellerin oranı. Yani arkadaşlar 2K'nın 3K'ya oranı eşittir x eksi 6'nın 15'e oranı diyebiliriz arkadaşlar. Burada K'yı sadeleştirelim. 3 ile 15'ten de 1'e 5 kalır. Yani x eksi 6 eşittir. Ne oldu? 5, 10 mu oldu? Değil mi? 2K'nın 5K'ya oranı. 5K'ya oranı. Yani buradan 3 gelecek. Yani 6 olacak. X eşittir 12 olacak. Evet arkadaşlar. Gelelim ikinci temel orantı teoremimize. Buna öğrenciler arasında kelebek, papyon, kum saati dediğimiz olaydır. Yani ikinci temel orantı teoremidir bu. Dediğim gibi kelebek, papyon, kum saati denir öğrenciler arasında. A, B, D, E'nin paralel olması şarttır. İşte arkadaşlar burada yine dikkat edin. C açısı noktalı açı dersek A açısıyla Z'den dolayı E açısı eşittir. Ve B açısıyla Z'den dolayı iç derslik D eşittir. Dolayısıyla üçteki üçgenin açılarına göre A, B, C üçgeni A çizgili, E çizgili, B 2 çizgili, D 2 çizgili ve C'ler zaten ortak. Üçgenine açı açı açıya göre benzerdir. Yani aslında ikinci temel orantı teoremimiz de kelebek, papyon, kum saati dediğiniz şekilde temelde bir açı 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 benzerliğidir. Burada da arkadaşlar kurarken her kenar devamındaki parçayla orantılıdır. Yani AC devamındaki CE ile BC devamındaki CD ile ve paralellerin oranı denir. Yani AC'nin devamındaki CE'ye oranı, BC'nin devamındaki CD'ye oranı ve paralellerin oranı dediğimiz AB'nin DE'ye oranını yazabiliriz ki bu da kelebek, kum saati, papyon dediğimiz ikinci temel orantı teoremidir. Bunları arkadaşlar şekillerin içinde arıyoruz, buluyoruz ve ona göre orantıyı kuruyoruz. Bakın öğretici bir sorumuzla başlayalım önce. Burada şeklin üstüne zaten her şey verilmiş. Önemli olan paralellik ki paralellik de verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar devamına oranı demiştik. AC'nin CE'ye, 3'ün 6'ya oranı ve paralellerin oranı dediğimiz 9'un x'e oranı diyebiliriz arkadaşlar. Burada 3 ile 6, 1'e 2 sadeleşir ve x'i 18 olarak buluruz. Şimdi bunun temel orantıyla kelebeğin beraber uygulaması bir de üstüne açıortay önemli ve çok güzel bir soru. Bakınız arkadaşlar burada zaten DE paralel BC dediğin anda Z zaten her zaman paralellikte Z gözümüzün önüne gelecek. Z'den dolayı D'deki açı zaten noktalı olur. Bu buradaki üçgenin ikizkenar olması anlamına gelir. Çünkü taban açıları eşittir. FDC üçgenin, FDC üçgeninin ikizkenar olması anlamına gelir. Aynı zamanda burada bir bakın nokta koyduğum üçgenlere bir kelebek papyon var. Aynı zamanda da EF ile BC'den birinci temel orantıda, ikinci temel orantıda sorunun içinde var. Şimdi önce şurayla başlayalım. BG 2GE. Yani biz GE'ye K dersek BG 2K olur ki bu kelebekteki oranın, kelebekteki oranın 1'e 2 olduğu anlamına gelir. DE 5 verilmişse işte kelebekteki bu 1'e 2 oranı yüzünden BC 10 olur. Artık bütün kesirleri kurmaya gerek yok.
1'e 2, 5'e 10. DF 9 verilmiş. Tamamı 9. Bir kere bu buranın da 9 olduğu anlamına gelir. Eşitti çünkü. Artı buraya da 4 kaldığı anlamına gelir. AFX nedir diye de birinci temel orantıya geçiyoruz bakın. Yani parçanın bütüne oranı ve paralellerin oranına geçiyoruz. Yani arkadaşlar X'in X artı 9'a oranı eşittir 4'ün 10'a oranı diyebiliyoruz. 4 ile 10, 2'ye 5 sadeleşirse 5X eşittir 2X artı 18 olacaktır. Dolayısıyla buradan X 3X 18'den X 6 olarak çıkacaktır ki bize zaten X'i sormuş arkadaşlar. Evet, temel orantı teoremimizin kelebek ve birinci ve ikinci temel orantı teoremlerimizin beraber kullanımı olan yine çok klasik ve çok önemli bir soru tipindeyiz ki buradan bir de kural çıkaracağız. Bakınız arkadaşlar, kelebek noktalarla koyduğum üçgende var. Kelebek, çünkü paralelliği zaten söylemiş. Ve artı CBD üçgeninde birinci temel orantı, ADB üçgeninde yine birinci temel orantı var. Biz hemen isimlendirmelerimize başlayalım. Şu parçaya A diyelim. Şu parçaya B diyelim. Buraya zaten X demiş. Hemen temel orantıyı kuralım. Yani A'nın A artı B'ye oranı, A'nın A artı B'ye oranı, X'in 30 oranı. Bir tane kurduk. Şimdi de bu taraftaki üçgenden kuralım. B'nin B artı A'ya oranı eşittir X'in 20'ye oranı. Şimdi bu iki ifade arkadaşlar taraf tarafa toplanırsa ki ona uygun gibi geliyor çünkü paydalarda A artı B var. Sol taraftakilerin toplamı A artı B bölü A artı B olur. Paydaları zaten A artı B artı B. Sağ tarafta ise X bölü 30 ile X bölü 20'nin toplamı gelir. A artı B ile A artı B'nin toplamı 1 eder. Burada da payda eşitlersek burası 1. Yani 2 ile 3 ile ve 60 ile payda eşitliyoruz. 60 eşittir 5X olur. Ve X eşittir 12 olur. İşte arkadaşlar biz bunu bulduktan sonra incelediğimizde bu şekle özel bir kural çıkarıyoruz. Kuralımız da şu. Ortadaki paralelin çarpmaya göre tersi yani 1 bölü X eşittir. Kenarlardaki paralellerin çarpmaya göre tersleri toplamıdır. Yani 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 diyerek de biz X'i 12 bulabilirdik. Bu da buradan çıkarılan kural. Bundan sonraki sorularda isterseniz bu yaptıklarımı mavi ile yaptıklarımı kullanırsınız. İsterseniz buradan çıkardığımız kuralı işte 1 bölü EF eşittir 1 bölü AB artı 1 bölü CD'dir de kullanabilirsiniz. Evet. Bunlardan sonra arkadaşlar yani Thales birinci ve ikinci temel orantı teoremlerinden sonra bunları kullandığımız modern sorular ve stratejilere başlıyoruz. Bakın bir bilardo masası. Yukarıdaki bilardo masasında K noktasında bulunan topa vurulduğunda L noktasına çarparak aynı gelme açısı ile M noktasına çarpmıştır. Yani bu bilardo masası olduğuna göre köşeleri diktir zaten. Aynı gelme açısı bu demektir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Geldiği açıyla gidiyor. Burada çizgili ve çizgili de son kullandığımızdır. Bunu L'den devam ettirip birleştirirseniz bu ikinci temel orantı teoremine girer. Bu haliyle çözerseniz açı 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 benzerliğine girer. İkisi de doğrudur ama herhalde buraya kadar bir ek çizim yapmaya gerek yok. Açı 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 benzerliğiyle devam edelim. Yani KL dediğimiz kısım 30. Bunu bir şöyle yapalım. 30. ML dediğimiz kısım
150 ki bunlar 90'ın karşısında. ME dediğimiz kısım 75 ve bize K'nın F'ye uzaklığı olan X'i soruyor. Yani noktalı açı karşısında, küçük üçgende noktalı açı karşısındaki X'in büyük üçgende noktalı açı karşısındaki 75 oranı, 90'ın karşısındaki 30'un 90'ın karşısındaki 150 oranı. Buradan arkadaşlar X'i ne buluyoruz? 15 olarak buluyoruz. Temel orantı teoremi veya benzerlik, zaten bunlar iç içe girmiş girift konular. Evet, bir duvar önünde duran Alper'e yerdeki ışık kaynağından gelen ışık ile duvarda şekildeki gibi gölge oluşuyor. Yani ışık kaynağı nasıl bir ışıksa Alper'i gördüğünüz gibi hem büyük hem de daha yakışıklı hale getirebiliyor. Alper'in boyu 180. Gölgenin boyu 480. Bakın burada zaten şöyle düşünürseniz üçgen oluştu. Temel orantı teoremi. Yani bu resimleri, çocuk resimlerini çizgi gibi düşünürseniz burada bir üçgen zaten otomatikman oluştu. Işık kaynağı ile Alper arasındaki mesafe, ışık kaynağı ile Alper arasındaki mesafe 1,5 metre. Şimdi bunlar santim verilmiş. Yani arkadaşlar burası 150 santim. Işık kaynağı ile Alper. Bu da gölgesi. Sonra ne soruyor? Alper ile gölgesi arasındaki mesafe. Yani burayı soruyor. X diyelim. Şimdi buradan temel orantı teoremini kurarsak arkadaşlar. Yani parçanın tamamına oranı 150'nin 150 artı X'e oranı eşittir 180'in, yani paralellerin oranı dediğimiz 180'in 480'e oranı. 150 30'a bölündüğünde 5'tir. 180 30'a bölündüğünde 6'dır. 6 ile 480 sadeleştiğinde 80'dir. Yani buradan içler dışlar yaparsak 150 artı X 400'e eşittir ki buradan X'i 250 santimetre olarak buluruz. Bütün her şeyi santimetre cinsinden yaptık. Ve 250 santimetre arkadaşlar tabii ki nedir? 2,5 metredir ki bize metre cinsinden sormuş. Devam edelim. Yine Ali ile Berk var. Şekilde uzunluğu 6 metre olan sokak lambası 6 metre. Diğer sayılar santim verilmiş. Yani sokak lambası 600 santimetre uzunluğunda. Ve sokak lambasından eşit uzaklıktaki yani buralar eşit. Ali ve Berk'in konumları gösterilmiştir. Ali'nin boyu 150. Berk'in boyu 180. Ve Berk'in gölgesinin boyu 90. Berk'in gölgesinin boyu 90 arkadaşlar. Bu durumda diyor Ali'nin gölge boyu, yani şuradaki Ali'nin gölge boyu kaç santimetredir? Buraya da X diyelim. Buradan arkadaşlar ışık buna vuruyor, gölgeyi oluşturuyor. Buradan ışık buna vuruyor ve gölgeyi oluşturuyor. Yani üçgenlerimiz de burada oluşuyor. Bunları çizmenizde de fayda var. Zamanla çözdükçe bunlara gerek duymadan daha da hızlı yapabilirsiniz. Buradaki eşit parçalarımıza da AA diyelim. O zaman Ali'ye göre temel orantı teoremini kuralım. Parçanın bütüne, yani X'in X artı A'ya oranı eşittir 150'nin 600'e oranı. 150 ile 600 1'e 4 sadeleşir arkadaşlar. Buradan 4X eşit X artı A. A eşittir 3x bulabiliriz. Ha, demek ki bizim A dediğimiz yer arkadaşlar 3x'miş. Yani burası 3x ve burası da 3x. Şimdi Berk'e geçiyoruz. Berk üzerinden bir daha orantı kuracağız. Yine parça bütün. Yani 90'ın 90 artı A'ya. 90'ın 90 artı A'ya, ki A neydi arkadaşlar? 3x'ti. Oranı eşittir 180'in
600'e oranıdır. 90 ile 180, 1'e 2 sadeleşir. 600 ile de 1'e 300 sadeleşir. Buradan arkadaşlar 3x artı 90 eşittir 300 olur ki 90'ı karşıya atarsak 210, 3'e bölersek x'i 70 olarak buluyoruz. Evet. Yine temel orantıyı kullandığımız modern bir soruydu. Mustafa'nın attığı kağıt uçak bir süre yere paralel uçmuş. Daha sonra şekildeki A noktasından C noktasına doğrusal bir yol izleyerek yere C noktasında konmuştur. Şekildeki uçağın inişi ile ilgili bazı ölçümler üzerine verilmiştir. Buna göre uçak kaç metre yükseklikteyken inişe geçmiştir? Yani bize sorduğu yer burası arkadaşlar. İnişe başladığı yer. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki temel orantı teoremi aslında burada rahatça Thales'le de yapabiliriz. Oluşmuş. Hatta Thales'le yapalım. Yani A parçasının 24 parçasına oranı eşittir 104 parçasının 26 parçasına. Parçanın parçaya, parçanın parçaya ya da parçanın bütüne, parçanın bütüne de yapabilirsiniz. Aynı şey. 104 ile 26 1'e 4 sadeleşir. Buradan A uzunluğunu arkadaşlar 96 olarak buluyoruz. 96 metre olarak buluyoruz. Dolayısıyla eğer A 96 metre ise alt taraftaki kenarımız 120 olur. Üst taraftaki kenarımızsa 26, 104, 130 olur. Yani üçgenin tamamı bir özel üçgendir. Dikkat edin. 5, 12, 13 üçgenin 10 katıdır. 12'nin 10 katı, 13'ün 10 katı. Demek ki soru işareti gelen yükseklik kısmına da ne gelecek arkadaşlar? 50 gelecek. Yani Mustafa'nın attığı kağıt uçak 50 metre yükseklikteyken inişe geçmiştir. Evet. Hem A noktasındaki ışık kaynağından hem de duvardan 180 santimetre uzaklıkta bulunan görüyoruz. Yani şurası 180, burası 180. 60 santimetre yüksekliğindeki bir levhanın gölgesi duvarın alt yarısını kaplıyor. Tam ortaya gelmemiş ama sorunun yazısından onu anlıyoruz. Ve arkadaşlar 180-180 biz bunu kenar ortayda orta taban diye görmüştük. İsterseniz orantı kurun oradan da çıkar. 60 dediğimiz yer 180-180 ayırdığına göre orta tabandır. Yani burası 120'dir. Üst kısım 120'dir. Çünkü tam ortaya geliyor ya. Duvarın alt yarısını kaplıyor. Bir de üst yarısı var. Yani duvarın tamamı aslında 240 santimetredir. Şimdi ikinci şeklimize geçiyoruz. Bu levha ışık kaynağına doğru en az kaç santimetre taşınırsa, şimdi o zaman ışık kaynağıyla duvarın arasındaki 360 değişmiyor. Duvarın yüksekliği 240 değişmiyor. Levhanın uzunluğu 60 değişmiyor. Bir tek şuradaki parça yaklaştı ve x oldu artık. Temel orantı teoremini hemen kuruyoruz. Parçanın bütüne yani x'in 360'a oranı eşittir 60'ın yani paralellerin oranı dediğimiz 240'a. 60 ile 240 sadeleştiğinde arkadaşlar 1'e 4'tür. Buradan 4x 360 x eşit 90 bulunur. Tabii şimdi eşit çıktığı için sorun çıkmayacak ama şöyle bir sorun var burada. X bize yaklaşmayı vermez. Yaklaşma dediğimiz şey levhanın eski yerini düşünün. Şuradaydı. Levhanın eski yeri. Yaklaşma dediğimiz buradaki kısımdır. Yani 180'den bulduğunuz x 90'ı tam ortada yaklaştığı için sorun çıkmayacak. Ama başka bir soruda 60 çıkar. Gidip 60'ı işaretlemeyin arkadaşlar. Buradaki 180'den çıkararak 90'ı bulmanız lazım aslında. Evet. Bu da bir yaklaşma sorusu. Modern bir soru. Şekildeki mermer bloğu mermer ustası AC ve BD doğrultusunda kesmek istiyor. Blok 4 eş parçanın üst üste koyulmasıyla oluşuyor. Yani arkadaşlar şuradaki parçalar karşılıklı olarak birbirine eşit.
Yani burası K diye gidiyor. Karşı tarafta aynı şekilde K diye gidiyor. MN 4 birim. Tamam. KL 20 birim. Olduğuna göre CD eksi AB. CD dikdörtgenin alt tabanı. AB de yukarıdaki parça. Bunlar birbirine zaten, burası aynı zamanda CD yani. Yani senin CD eksi AB dediğim parçalar şuradaki ve şuradaki parçaların toplamıdır. Bunun için de ters duran üçgenlerde temel orantı teoremi kullanabiliriz. Önce soldakinden başlayalım. Parçanın K'nın tümüne 4K'ya oranı, paralelimiz 4'ün, buradaki ne diyelim buna? İşte X diyelim isterseniz. X'e oran. K'lar gidiyor. X'i 16 buluyoruz. Yani buradaki parça 16'ymış. Buraya da Y diyelim. Şimdi sağdaki üçgene geçtik. Burada orta taban da yapabilirsiniz. Ya da 2K'nın, bakın buradaki parça 2K, tamamına 4K'ya oranı, paralelimiz 20'nin alt taban Y'ye oranı ya da orta tabandan iki katı da diyebilirdik. İkisi de olur. Ki buradan Y'yi de 40 olarak buluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar CD eksi AB bunların toplamı kadardır. Böylece bu soruyu da bitirmiş olduk. Böylece arkadaşlar içeriklerimizi de bitirmiş olduk. O zaman bir ÖSYM tarzı sorumuz vardı herhalde bizim. Ona bir geri dönelim. ÖSYM tarzı sorumuza geri dönelim. Doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 18 metre olan 6 ve 10 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasında bulunan 2 metre yüksekliğindeki bir çubuk şekilde gösterilmiştir. Şimdi direkler üzerindeki lambaların çubuğun her iki tarafını oluşturduğu gölgelerin boyları, yani şuralar birbirine eşit, yani buralara AA diyelim. Buna göre lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu, yani A'yı soruyor, kaç metredir diyor. Arkadaşlar şurada bir parçamız kaldı, buna B diyelim. Şurada bir parçamız kaldı, buna da C diyelim. Şimdi buradan temel orantı teoremlerini, ki iki tane bakın üçgenimiz var, tek tek kuralım. Önce sol taraftaki parçanın, yani A'nın tamamına oranı, değil mi? A'nın tamamına oranı. Buna şey de diyebiliriz. Bu size kalmış arkadaşlar. 2A artı B de diyebilirsin. Şuraya. 2A artı B de diyebilirsin. 18 dediği için tamamına 18 eksi C de diyebilirsin. Yani buraya 18 eksi C de, ikisiyle de çözülür arkadaşlar. 2A artı B de diyebilirsin. Eşittir paralellerin oranı. Yani 2'nin 6'ya oranı. Bir tane daha öbür taraftan kuralım. Yine A'nın, yine arkadaşlar buraya 2A artı C de diyebilirsiniz. Öyle de çözülür. Ya da 18 eksi B de diyebilirsiniz. Öyle de çözülür. Size kalmış. 2'nin 10'a oranı. Değil mi? 2'nin 6'ya oranında 1'e 3 sadeleşme. Diğerinde de 1'e 5 sadeleşmemiz var. Şimdi denklemleri yeniden yazalım arkadaşlar. Buradan ne yazıyoruz? 3A eşittir 18 eksi C. Buradan da 5A eşittir 18 eksi B. Bunları toplarsak arkadaşlar 8A eşittir 36 eksi B eksi C olur. Şimdi bir de şunu unutmayalım. Buranın tamamının toplamı, yani 2A artı B artı C 18'di. Tamamının toplamı. Şimdi buradan bunu yaratabiliriz. Nasıl? 8A'dan 6A ayırayım. Yani 8A'ya 6A artı 2A diye yazıyorum. Eksi B ile eksi C'yi de karşıya atayım. Artı B artı C eşittir 36.
2 artı b artı c 18 ise burası 18'dir. Yani 18'i karşıya atarsak 6a eşittir 18'dir. Buradan a'yı 3 olarak buluruz. Yine dediğim gibi 18 eksi c demek yerine 2 artı b, bunu 18 eksi b demek yerine de 2 artı c diyerek de aynı yere ulaşırdık arkadaşlar. Şimdi geçen dersimizde bir ödüllü sorumuz vardı. Hemen ona bakalım. Ödüllü sorumuza. Arkadaşlar şekil 1'deki ABC üçgeni şeklindeki bir yüzü mavi, bir yüzü sarı kartonun B noktası DK boyunca, C noktası da EL boyunca katlanarak şekil 2'deki ADKLE beşgeni elde ediliyor. Hemen ne demiştik arkadaşlar? Daha başından beri hep sürekli tekrarlıyoruz. Burada bu katlamaları geri açmanız son derece soruyu rahatlatır arkadaşlar. Bunları mutlaka açık haliyle birleştirerek yapın. Şimdi şurası 10'du. Şekilden görüyoruz. Katlandığında burası buraya gelir. Burası x diyelim. Katlandığında bu da x'e gelir. Katlama yapıyoruz. Üst taraflar zaten değişmez. 30'a 42. Buradan arkadaşlar artık temel orantı teoremi, ki BC dediğimiz yerler de şuradır. Temel orantı teoremini buradan kurabiliriz. Yani bir tarafta Thales de yapabilirsin. 30'a 40 da diyebilirsin. 30'a 10 da diyebilirsin. Thales yapalım. Yani 30'un parçanın parçaya oranı eşittir 42'nin x'e oranı. Buradan 3'e 1 oran olduğunu görüyoruz. X eşittir 14 çıkıyor. Demek ki burası 14 ise burası da 14'tür. Şimdi buradan bize ne sorulmuş? BC uzunluğu. BC uzunluğunu A diyelim. Yeniden temel orantı, ama bu sefer tabii parça bütün oranı yapacağız. Yani 30'un 40'a oranı eşittir. Burayı 14 bulmuştuk. 24'ün aşağıdaki BC'ye, yani A'ya oranı diyebiliriz. Sıfırları götürelim. 3 ile de 24, 8 olur 1'e. İçler dışlar yaptığımızda A'yı 32 olarak buluruz. Yani BC uzunluğunu 32 olarak buluruz arkadaşlar. Bu videomuzun ödüllü sorusu ise görüyorsunuz arkadaşlar. Cevaplarınızı yine yorum bölümüne bekliyoruz. Sahnede stand-up gösterisi yapan Hayri ile ve yine ışık yüzmeleri ve gölgelerle ilgili bir soru sorulmuş. Çözelim arkadaşlar ve cevaplarımızı yorum bölümünde paylaşalım. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın.